güzel geçmiş zaman modasın. Yakışıklım bence geçmiş zaman modası çok güzel. 1950'ler, 40'lar. Evet. Takım elbiseler, fötr, şapka, kravat, geniş yaka kıyafetler. Muhteşem, çok güzel. Atatürk dönemine bakalım. Nefis, böyle kılıç gibi kıyafetler. Bayağı zarif ve çok güzel, çok şık giyiniyor. Atatürk'ün tarzı kıyafetler. Ve 24 saat böyle Atatürk. Evet, evet. Şu kıyafetin güzelliğine bak, şu kravatın oturuşuna ya. Yaklaştırsana, o resmi yeniden ha, yaklaştır. Bak mendilin şeklini, güzelliğini görüyor musun? Bak süsle bak, şu kravatın ihtişamına bak, ipek kravat, keten gömlek, kravat pırıl pırıl parlıyor, görüyor musun? Ceket, kumaşı muhteşem, o da ipek. Cayır cayır yanıyor, çok güzel. Bayağı şık, evet, rahmetli. Evet, yeniden o günlere dönmemiz lazım. Mucize inanmalı mıyız? Mucize şöyle, yakışıklım, yani aklın ihtiyarına alacak bir şey olmaz. Ama yani harika şey olur. Yani çok şaşırtıcıdır. Buna da mucize diyebiliriz. Denir yani. Yani şaşırtıcı, çok çok hayret edecek bir şey. Ama hiçbir zaman için, hiçbir devirde aklın ihtiyarına alacak bir şey olmamıştır. Olmaz ve o hiçbir şekilde de olamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de teröristlerden arındırdığı Mervane Köyü'ndeki sivilleri sağlık taramasından geçirdi Adnan Bey. TSK'ya bağlı askeri doktorlar köyde çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca hastayı muayene etti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise açıklamasında bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında bırakın hayatını kaybeden, burnu kanayan bölgede tek sivil olmamıştır dedi. Yalnız şimdi hem MİT'ten biz rica ediyoruz hem de ilgili askeri bilimden rica ediyoruz. Bu tip belgelere bizim çok ihtiyacımız var. Yani yurt dışında bizim propaganda yapabilmemiz için bu tip belgelerden en az 100-200 adet belgeye ihtiyacımız var. Çok fazla bize fotoğraf versinler. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan rica ediyoruz. Basına bunların yansıtsın. Bir şekilde biz de basından alalım. Ordu Foto Film Merkezi zaten gereğini yapar diye düşünüyoruz. Ama çok belge ihtiyacımız var. Yani Avrupa'ya birçok şeyi anlatmamız için bunlar çok güçlü belgeler. Evet. Mesela yemek veyahut işte askerin çocukları sarılmış koruyor veyahut işte cephede nasıl dikkat ediliyor, bu tip resimler, evet. Bunlara çok ihtiyacımız var. Evet, dinliyorum. Arkadaşlıkların sürekli olması için neler yapılmalı? Arkadaşlıkların sürekli olması için yapılacak şey, insanların kusurlu olduğunu baştan kabul edip öfkelenmemek. Çünkü Allah ayette insanların zalim, cahil ve nankör olduğunu söylüyor. Allah kendisine karşı bu tip tavır içinde olduğunu söylüyor. Zaten insanlara karşı rahat rahat öyle olurlar. Dolayısıyla bunu kabul ederek akılcı bir yaklaşımla, öfkelenmeden, şefkatle, makul bir çizgiye yaklaşmak lazım. Yoksa hiçbir şekilde bağlantı kurulamaz. Çok sık bu tip bir olayla Müslüman karşılaşabilir, bu tip olayla karşılaşabilir. Bunlar büyütmemek lazım. Yani sükunetle karşılamak lazım. Ve her şeyin hayırlı ve iyi, güzel yönüne bakarak hareket etmek gerekiyor. Mesela Türkiye'de yılda 60 ton salep elde ediliyormuş. Bir salep yumrusunun ortalama ağırlığı 2 gram olduğuna göre her yıl 120 milyon orkide yok oluyor demektir. Kesinlikle yasaklansın. Evet. Salep satışı kesinlikle yasaklansın. Yani uyuşturucu satışı gibi kabul edilsin. Direkt el konsun. Evet. Satanlar da tutuklansın. Evet.
Çünkü bitki katliamı gibi kabul edilsin. Sakın ha. Hiçbir yerde müsaade edilmesin. 120 milyon orkide ne demek ya? Mahvediyorlar demektir yani. Sakın ha. Asla müsaade edilmesin. Bazı orkide türleri uzun aralamalara rağmen aranmasına bulunamıyor, yok olmuş. Olur mu böyle şey? Kesinlikle müsaade edilmesin. Salep hayati bir madde değil kardeşim. Evet, tabii. Çok az bir şey konuyor. Yani salepin içinde onun etkisi çok çok az. Evet. Asıl tarçından giriyor kokusu. Evet. Efendim hünnef falan konuyor içine. Efendim işte süt. Asıl kokuyu veren süt zaten. Sütün tadı, şekerin tadı. Nişasta kıvam verme açısından yeterlidir zaten. Dolayısıyla salepin ana maddesi olarak nişastayı esas almak lazım. Yani Yozgat'ta mesela doğadan toplanması yasakmış. Ya kardeşim bir kere orkidenin yeryüzünden yok olmasına sebep olacak bir şey olduğuna göre, böyle müthiş bir güzelliğin yok olmasına sebep olacak bir şey olduğuna göre bir kere bu salep kökünü adam alıp getirdiğinde hapis cezası olsun. Bu kadar. Kesinlikle alışı, satışı falan tamamen yasaklansın. Bitti. Kökten halledecek bir şey. Öbür türlü facia yani. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Programı kapatalım. Tamam. Efendim işte sonra bakarız. Yayınımızın sonuna geldik. Daha sonra tekrar görüşmek üzere inşallah. İnşallah.